Bana en büyük arzunu söyle. Dur bakayım şimdi öyle birden de sorunca insan akla gelmiyor biliyor musun? En büyük arzum... Özgür ol. İstediğimi söyle. Tamam. Son model spor bir araba istiyorum. Oo, yani. Peki. Şimdi cebini kontrol et bakayım. Okula gider geliriz kanka. Evet, kanka. Var ya gerçekten ya güle güle kullanmaya kazansın ben aslında. Sağ ol kankacığım. Hadi bakalım. Sadece bunu imzalaman yeterli. Sonda arabam oldu. Okudum, anladım, tapıyorum imza. Tamam. Hadi kanka kazansın biraz. Ne oldu? Neden durdun? Şimdi şöyle bir şey oldu. Kazasız belasız dediklerinde benim aklıma şey geldi. Şimdi ben bu arabayla kaza yaparsam, 30 sene çalışsam ben bu arabanın masrafını ödeyemem. Hem ÖTV'ye daha yeni zam geldi. Dahası yani bu arabanın her yıl kemiksiz 50.000 TL vergisi var. Benzin de sen litre fiyatını aldı başını gitti. Sigortasıydı, masrafıydı, HGS'siydi, OGS'siydi, LGS'siydi, her şeydi. Ben bu arabayı yapamam. Bu araba benim içimden geçer. Ne yaşadın oğlum 2 dakikada? Sıfırdan yüze arabadan hızlı çıktın. Hem çok masraflıysa satarsın oğlum hadi. Ha al sat diyorsun. Şimdi ben onu düşündüm. Her an bak her an 6 ay satma yasağı gelebilir. Gerçekten öyle. Şimdi ben o arada da çifte vergi dönemine denk gelirim. Yandım demektir yani. Çifte vergi dönemi mi? Ulan bu benim bile aklıma gelmezdi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.